Hocam gene çok tuhaf bir edebiyat gündemimiz var bu hafta. Neymiş merak ettim. En çok konuşulan haberi okuyorum. Yazar Zülfü Livaneli sosyal medya hesabından göbek içeri, kol dışarı mesajıyla yarı çıplak görüntüsünü yayınladı. Yarı çıplak dediği tişört yok sadece. Livaneli'nin paylaşımı takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Livaneli gelen yorumlardan kısa bir süre sonra fotoğrafını kaldırdı ve şu açıklamayı yaptı. Doktorumun tam giyinirken gelen nasılsın mesajına esprili bir fotoğraf gönderdim. Yanlışlıkla tweet de gitmiş. Bu bir şakadır demiş. Yıllar önce hatırlarsın Orhan Pamuk denize girdiğinde manşet olmuştu. Öyle mi? Ha Plajda yakalandı falan diye. Onu hiç böyle görmemiştik. Haber başlıkları buydu. Bayağı sür manşet yani. Ama bu insanlar edebiyatçı değil sadece. Aynı zamanda birer popüler ikonlar. Değil mi? Peki yani bu yüzden mi diyorsun? Bana da şöyle geliyor hani yazarları acaba gözümüzde çok mu büyütüyoruz? Yazarların da göbekleri vardır. Denize girebilir, maya giyebilir. Yani O da plajda var ama hani yakalandı. bu ikisi bir de çok aşırı popüler yazarlar ya tabii. Yani normalde Sait Faik Abasıyanık girseydi hiçbir şey olmayacaktı. Ki Tabii giriyordu. alakasız Adada örnek olan oldu o ama. değil mi? Adada yaşıyor. Sürekli Yani. denize girip çıkıyordur. Bence bunun sebebi yazarları okumuyoruz ama onları tanıyoruz. Orhan Pamuk, Evet. Zülfü Livaneli vesaire. Okumadığımız için de gereksizleri kutsuyoruz gibi geliyor. Çünkü onlar da gayet yani insan yani. Saçma bir linç yediğini düşünüyorum. Linç dışında bir de Linç çok mi yemiş fazla ki ya? espriye maruz kaldı daha doğrusu. Çok geyiğe. 2021'in ilk gördüğümüz şeyi Zülfü Livaneli'nin göğüs kılları oldu falan. Çok ayıp ya. Biraz Gerçekten ayıp ayıp. hakikaten. Yani bırak Zülfü Livaneli'yi, bir insana yapılmaması gereken bir şey bu. Evet. Ama ben Suret ile alay olmaz, küfre girer diye bir laf vardı eskiden. Biliyor musun güzelmiş. bilmiyorum. Evet. Alay olmaz suretle. Ben bu tabuyu yıkmak istiyorum. Ne deyip soyunuyorum şimdi. Çıplak fotoğraf mı getirdin? Şimdi şöyle bunları internette buldum. Bu Mark Twain. Photoshop değil mi? Yo yo değil. Bu arada çok kötü bir fotoğraf. Zümrüt gibi ama şey. Mark Twain'in fotoğrafı. Burada Hemingway'i görüyoruz. Karısıyla hasbihal etmekte. Yani. Bunu biliyorum, evet, Aha. meşhur. Bu daha da fena. Burada Allen Ginsberg var şurada. William Burroughs herhalde inanır mısınız saunaya falan giriyorlar. Herhalde, evet. Şortlu mortlu. Rezalet mi? Bence çok normal. Çok güzel görünüyorlar. İnsani. Bu en kötüsü. Burada Çavdar Tarlası'nda çocukların yazarı Salinger bu. Burada tabii tesisatçı çatalı falan da Hayret, var. Salinger hiç fotoğraf çektirmezdi bak. Bu zaten bunu nasıl çekmişler ben anlamış da değilim. Çektire çektire bunu çektirmiş demek. Gidip de denize giriyorsun bir yerde. İlker Canikli plajda yakalandı. Ne Fazla yaparsın? kilolarıyla dikkat çekti. Bir de o vardır ya, çok komik. Tabii doğru. Bunlar aslında şey, bayağı faşizm bu. Nasıl faşizm? Yani herkesin fit olması gerektiğine ve Ha. bedenin sana dayatılan surette değilse alay edil aslında alay edilmiş oluyor. Erkeğe de yapılıyor Tabii diyorsun tabii erkeğe de yapılıyor. Ben daha önce memeleri var falan diye de çok linç yemiştim şey. Malum erkekler biraz yaşlanıp kilo alınca şey bunu. yapıyor, göğüsler çıkıyor ya. Tişörtün altından Altından tabii. görüyorlar. Sana Hocanın memelerim memeleri. mi var diyorlardı. Hep öyle diyorlar. Aytu. Yani evet bu da saçma bir şey hakikaten. Şimdi bunlara kızıp body'ye başlayıp böyle öyle olsan yine olmuyor yani. O Öyle da olursa da bu bu sefer sefer de vay vallahi. terseri. Geçen bölümde edebiyat ve psikoloji arasındaki bağı kurcalamış. Sonra bu meseleyi bir psikologla tartışmıştım. Bu bölümde yapmak istediğim şey de edebiyat ve resim arasındaki meseleyi bağı kurcalamak ve bölümün sonunda bunu bu sefer bir ressamla tartışmak. Çünkü ben kendimi bildim bile dünyayı sözcüklerle okuyorum. Ağıtlardan rubailere, şiirden romana, ne bileyim kutsal kitaplardan Orhun kitabelerine kadar yazılmış her şeyi okumaya çalıştım ve hayatı insanları bu şekilde algılamaya çalıştım. Peki yetti mi? Yetmedi. Çünkü sözcüklerin dünyası muhteşem olduğu kadar sınırlı da. Bu yüzden görsele yöneldim ve üniversitede sinema okudum ve ilk defa o zaman fark ettim. Bazen tek bir cümle bile kullanmadan aslında birçok şeyin anlatılabileceğini. Ve hayran kaldım. Uzun saatler hiçbir şey anlamadan ama bir sürü şey hissederek onlarca resmin karşısında onlara baktım, onları izledim, onları algılamaya çalıştım. Ama öncelikle hissederek. Dolayısıyla bu konuyu tartışıp derinleştirelim istiyorum biraz. Mesela hangi edebi metinler hangi resimlere ilham kaynağı olmuş? Ya da hangi ressamın yazar olarak karşılığı ne olabilirdi, kimler olabilirdi diye üstüne biraz düşünelim istiyorum.
Biraz önce yarı çıplak fotoğrafını da gördüğümüz Hemingway 1933'te kısa bir öykü yazıyor. İsmi Aydınlık ve Temiz Bir Yer. Edward Hopper diye bir ressam okuyor bu öyküyü ve öyküyü o kadar çok seviyor ki öykünün yayınlandığı Scribner dergisine övgü dolu bir mektup bile yazıyor. Aradan yıllar geçiyor. Okuduğu öyküyü unutamayan ressam 1942'de onu bir resme dönüştürüyor. Ve bu resim Amerikan sanatının en bilinen işlerinden biri haline geliyor. Bahsettiğim resim Nighthawks, yani gece kuşları. Ben öykünün sonunu okurken sizin de resme bakmanızı istiyorum. Bu korku ya da ürkme değil, iyi bildiği bir hiçlikti. Hepsi bir hiç, adam da bir hiç. Tüm istediği temiz ve iyi aydınlatılmış bir yer. Belli bir temizlik ve düzen. Bazıları bunun içinde yaşar ama fark etmez. O hepsini biliyor. Cennetteki hiçimiz bize günlük hiçliğimizi ver. Bu dünyada da öteki dünyada da hiçliğimizi ver. Hiçliklerimizi hiç et ve bizi hiç gününden kurtar ve bizi hiçten koru. Gülümsedi ve parlak bir kahve makinesinin olduğu bir barın önünde durdu. Barmen siz ne istediniz diye sordu. Yanıtladı. Hiç. Yani alelade bir öykü böyle bir resme ilham olmuş işte. Sonra bu resim de Tom Waits'e ilham olmuş mesela ve buna bir şarkı yazmış bir resim için. Film desen Wim Wenders 97'de çektiği bir filmde bu resmi aynen bir sahnede canlandırmış mesela. Ya da Simpsons'ta bile uyarlanıp canlandırılmış, parodisi yapılmış bu resmi. Bu nedenle sanatın bütün dallarını iç içe geçmiş bir zincir olarak görüyorum ben. Ressamın diğer işlerine de göz atacak olursak ben şu resmini de çok seviyorum. Genelde böyledir onun insanları. Oturur bir köşede ve zarifçe düşünürler. Hatta düşünmezler de, çoğunlukla dalgındırlar. Benim bu resimde sevdiğim detay kadının sağ elindeki eldiveni çıkartmış olması. Daha da sevdiğim detay diğerini çıkartma gereği duymamış olması. Edward Hopper kaynağını günlük yaşamdan yani sıradanlığın görkeminden alan realist bir ressamdı. Herhalde bir yazar olsaydı Tolstoy, Balzac, Yaşar Kemal ya da Hemingway gibi yazardı. Tabii ressamın neden bu tür resimler çizdiğini daha iyi anlamak için yaşadığı döneme de bakmak lazım. Örneğin Amerika iki dünya savaşını da yaşamış bir ülke ve ortada büyük buhran diye bir felaket, bir ekonomik kriz var. Dolayısıyla adamın Heidi gibi kırlarda koşan bir kız çocuğu çizecek hali yok. Ressamın yaptığı şey bir sanat yorumcusunun da söylediği gibi Amerikalılara hakikati gösteren bir ayna tutmak. Ama bana sorarsanız sadece Amerikan halkına değil hepimize tutmuş o aynayı. Bir de bu çift çizimlerini çok seviyorum. Gene sade bir mekanda soğuk renklerle doğal bir ışıkla ve muazzam geometri kullanımıyla çizdiği, aynı mekanı da paylaşsalar bakışlarının bile birbirine değmediği içe dönük çiftler. Edebiyatta büyülü gerçekçilik diye bir akım var. Nedir bu? En basit tabiriyle gerçek ve düşün iç içe geçmesi aslında. Mesela realist metinlerde bir mantık, neden ve sonuç ilişkisi vardır ama büyülü gerçeklikte daha çok mitler, metafizik, imgeler ya da hayal gücü ön plana çıkar. Mesela Borges, Murakami, Latife Tekin ya da Calvino gibi yazarlar, İhsan Oktay Onar, unutmamak lazım bunu da, bu tür yazarlara örnektir. Peki bu yazarların ressam olarak karşılıkları kimler olabilirdi? Bence sürrealistler olabilirdi çünkü Picasso'yu, Salvador Dali'yi, René Magritte'i ya da Frida Kahlo'yu kafa yapısı olarak ben bu yazarlara benzetiyorum. Dali'den mesela bir örneğe bakıp kısa bir resim okuması yapalım. Dali'nin 1931'de yapıp bir sene sonra 250 dolara sattığı bu yağlı boya bugün onun en meşhur eseri haline geldi. İsmi Eriyen Saatler, bir diğer adıyla Belleğin Azmi. Peki ressam burada ne demek istemiş? İlk bakışta başka birinin rüyasını görüyor gibiyiz. Mekan fena değil. Arkada sıcak renklerle çizilmiş bir gökyüzü, hoş bir gün batımı ve durgun bir deniz var. Ama bir gölge, bir karartı düşmüş kumsala. Ne var peki kumsalda? Zeytin ağacı var mesela ama kuruyup iskelete dönüşmüş. Ya da sol alt köşedeki saatin üstünü karıncalar basmış. Yanındakine de sinek konmuş. Neden? Çünkü zaman içinde her şey kuruyup çürümeye başlar. Hatta öyle ki zamanın kendisi bile dayanamaz buna. Peynir gibi erir o da. Ve tabii zamanın göreceliği. Mekandan bağımsız akan zaman, Einstein'ın tam da o dönem ortaya attığı izafiyet teorisini doğrular sanki. Ve evet, hala bir başkasının rüyasını görüyor gibiyiz. Realist ve sürrealist yazarlara ek olarak bir de betimleme ustaları var. Mesela Balzac gibi. Bazen bir vazoyu bile sayfalarca betimleyen bir manyak kendisi. Dolayısıyla ressam olsaydı herhalde hiperrealistler gibi çizerdi. Bu mesela öyle bir çalışma. Ressam kusursuza yakın bir betimleme ile kadının her bir kırışıklığını, her bir damarını, benini ya da tüyünü çizmiş. Ya da burada da başka bir ressamın ilk bakışta fotoğraf sanacağımız bir üzüm çizimi var.
Ama gene de hiperrealistler beni diğerleri kadar heyecanlandırmıyor. Çünkü göze hitap etse de zihnime pek bir şey katmıyor ve çoğunlukla iyi bir fotoğrafın daha iyi bir taklidinden öteye gidemiyorlar. Eserlerden uyarlanan resimlere dönecek olursak, Sokrates çok tuhaf bir adamdı. Çıplak ayaklarıyla dolaşan, nadiren duş alan ya da böyle çarşı pazarda falan karşılaştığı insanlara hayatın anlamını soran garip bir filozoftu. Sonra onu gençlere kötü örnek olduğu bahanesiyle şikayet ettiler. Bunun üzerine Sokrates mahkemeye çıkartıldı ve ölüme mahkum edildi. Ona felsefeyi bırakırsa canını bağışlayacaklarını söylediler ama o tam aksine tarihe geçecek bir savunma yaptı ve bu şekilde öldü. Yaptığı savunma Platon tarafından Sokrates'in savunması olarak kitaplaştırıldı. Bu kitabı okuyan Louis David isimli bir ressamsa okuduğu kitaptan etkilenerek bunu bir resme dönüştürdü ve dünya tarihinin en bilinen eserlerinden birine imza attı. Bu tabloda Sokrates'i zindanda görüyoruz ama zindanda da olsa en çok ışık gene ondan yansıyor. Üstündeki beyaz elbise masumiyetini simgeliyor, dik duruşu ise ölüme meydan okumasını. Ona uzatılan baldıran zehrini içmek üzereyken insanlara son bir ders veriyor Sokrates. Önünde dizini tutup ya siktir et şimdi felsefeyi çıkalım buradan Apollon gecelerini akalım der gibi duran adam yakın arkadaşı Kriton. Sol köşede başı önde duran yanında kalem ve kağıt olan adamsa Platon. Bahsedeceğim son ressam yaşayan ve yerli bir ressam ismi Civan Aydın. Ben önce portreleriyle karşılaştım ve ilk gördüğüm anda çok etkilendim ama bilinçsizce. Sonra Yalın Alpay'ın Varlık dergisinde yazdığı ressam hakkında bir analizi okudum ve o zaman anladım neyden ve neden etkilendiğimi. Hani olur ya bazen bir şey düşünür ya da hissedersiniz ama bunu anlamak için bir başkasının size ifade etmesi gerekir. Öyle bir açlığımı giderdi bu yazı. Portrelerini şöyle yorumlamış Yalın Alpay. Civan Aydın'ın portreleri Dostoyevski karakterleri gibidir. Her neye yatkınlarsa onun en uç örneğidirler. Zamanda bir anlığına değil, anı aşan bir süresizlikte dururlar. Portre bir rehbere dönüşür, buradaki yolculuk her zaman içseldir. İzleyici tuvaldeki bireyin ruh dünyasına yuvarlanmaz, kendi iç dünyasına sürüklenir. Portredeki model yalnızca bir rol haritasıdır. Yol bakanın içindedir. Portrelerinden sonra bayıldığım başka bir resmiyle daha karşılaştım. Meğer bunu Edip Cansever'in bir şiirinden uyarlamış. Mendilimde kan sesleri. Boynu bükük duruyorsa meğer içimden öyle geldiği için değil. Hayalsiz yaşıyoruz neredeyse. Bir mendil niye kanar? Diş değil, tırnak değil. Bir mendil niye kanar? Böyle yazmıştı Cansever. İşte böyle resmetmiş ressam. Günde 6-7 saat çalışarak 4 ayda yapmış bu resmi. Arkada terk edilmiş bir şehir, aynı bugünkü pandemi şehirleri gibi, önde akbabalarla aynı ortamı paylaşan, içindeki derinlik dış dünyanın yüzeyselliğiyle çarpışırken ruh haritası yüzünden okunan, eğreti duruşlu bir kadın. Mendili ağzında düşünüyor, gitmeli mi yoksa kalmalı mı? Bence harika bir resim. Dolayısıyla Civan Aydın'ı da varoluşçu yazarlarla bağdaştırdım kafamda. Camus'daki yabancılığı, Tezer Özlü'deki melankoliyi ya da Kafka'daki o sıkışmışlığı, o hapsedilmeyi hissettim resimlerinde. Şayet bir şair olsaydı da Sylvia Plath ya da Nilgün Marmara gibi yazardı herhalde. En azından benim hissiyatım bu yönde. Bu bölüm için Storytel'den seçtiğim kitap Platon'dan Sokrates'in savunması. Sorgulanmamış bir hayat yaşamaya değmez. En çok söylediği şey buymuş Sokrates'in. Buymuş diyorum çünkü Sokrates hiç kitap yazmamış. Nedeni de kitapları didaktik bulması ve insanlarla yüz yüze konuşmayı, onlara sorular sormayı tercih etmesiymiş. Yani bir bilge, bir filozof olsa da cevap vermektense soru sormayı daha çok seviyormuş. Yani bilmiyorum belki de bahanedir bunlar ve oturup bir kitap yazmaya üşenmiş de olabilir ama neyse ki Platon gibi bir dostu varmış her zaman yanında dolaşan ve Platon onun diyaloglarını, monologlarını oturup kitaplaştırmış. Biz de bu sayede 2500 yıl aradan sonra hala Sokrates'in görüşlerini öğrenebiliyoruz, okuyabiliyoruz. Bu bahsettiğim kitap ince bir kitap. Ben bunu okuyalı 10 yıldan fazla olmuştur ama geçen hafta bir de dinledim ben bunu. Hakikaten apayrı bir zevki var sesli kitap dinlemenin. Size bambaşka bir deneyim sunuyor. Bence mutlaka deneyin. Onlar gibi baştan sona havalı ve gösterişli sözlerle bezenmiş, hazır nutuklar atacak değilim. Zeus aşkına. Dilim döndüğünce gerçek olduğuna inandıklarımı ifade edeceğim. Aranızdan hiç kimse hakikatten başka bir şey diyeceğimi zannetmesin. Bu bölüm için seçtiğim şiir ise Milyon Kere Ayten şiiri oldu. Ümit Yaşar Oğuzcan'dan. Sevmenin aşkın bu kadar çocuksu ve naif bir tarafını anlattığı için seviyorum bu şiiri.
Saatim her zaman Ayten'e 5 var. Bana sorarsanız mevsimlerden Ayten'deyiz. Böyle akıp giden manyakça bir şiir. Şiire ses veren Hakan Bilgin'e de çok teşekkür ederim bu arada. Bölümün sonunda mutlaka dinleyin. Eymen Akter 94'te İstanbul'da doğdu. Sanatçı ve iklim aktivisti Eymen çalışmalarında multidisipliner bir yaklaşım gösteriyor. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde reklamcılık bölümünü bitirdikten sonra bir süre sanat yönetmenliği yapıyor. Reklam sektöründe mutlu olmadığını fark edip soluğu Marmara Üniversitesi heykel bölümünde alıyor. Genel olarak üretimlerinde düşünce akışlarının imgeleştirildiğini görüyoruz. Bu düşüncelerini bazen resimle, bazen animasyonla, bazen de performansla ifade etmeyi tercih eden Eymen, kendine özgü bir çalışma alanı yaratmaktadır. Dünyanın geri kalanıyla çizerek, resmederek iletişim kurmaya karar verdiğin zaman hatırlıyor musun? Ya da bu bir dürtüsel bir şey miydi kararın ötesinde? Aslında böyle illüstrasyonla, böyle karakter çizmeyle başladı mesela. Reklam ajanslarında yer almaya başladığımda çok gençtim. Sürekli evde Adobe programları karıştırıp resimler yapıyordum. Dolayısıyla çok erken yaşta çok iyi bir portfolyom oldu. Ve böyle şımarık bir tavırla işte en iyisine gireceğim diye atıyordum ben portfolyomu işte ajanslara. En son çalıştığım şirketin müşterisi Google'du ve Google'a oyun tasarımı yapıyordum. İki kelimeyi bir araya getiremeyen bir insan Google'la aynı masaya oturmuştu ve işte hiçbir şey söyleyemiyordum, konuşamıyordum ve sürekli revize geliyordu. Çok bunalımlı dönemlerdi ve en sonunda vücudum kendini bıraktı ve bayıldım. Kafamı yardım ve alnımda bir izle çalışma macerama son verdim. Aslında sanata adım atmam da bu izle olabilir. Bu izim ondan bahsediyor. Evet, görünüyor mu? Bayağı sembolik bir yaram var. Evet, evet, aynen. Yani sanata adım atma şeklim de denebilir. Peki ben mesela resimlerinden bir tanesini buraya getirdim. Şöyle çıktı aldım. Yani anlattığın şeyler dışında nasıl ürettiğine de çünkü ilgiliyim ve burada ben kaotik bir sürü şey görüyorum ve anlamlandıramadığım şeyler de var. Bana bunu bir çocuğa anlatır gibi anlatabilir misin? Bu resim ekranda da olacak şu an. Hı hı, tamam. Burada ne görüyoruz? Burada ne yaptın? Neyi amaçlıyordun? Bu iki resim birbiriyle alakalı iki hikayeyi barındırıyor. Bir tanesi bu maskeli olan Yohur Mesk, diğeri de Heka isimleri. Yohur Mesk bir kabile de kullanılan, ritüellerde kullanılan bir maske. Kabile üyelerinden birisi öldükten sonra onun ölümüyle yüzleşmek ve onun yasını tuttuktan sonra sosyal dengenin yeniden sağlanması için yuh ruhlarını temsilen kullanılır bu maske. Burada da Yohur Mesk resminde bir ekolojik ölüm var ve onun yası tutuluyor ve kabulleniliyor, yüzleşiliyor. Heka'da ise yandaki resimde de bu ölümün ardından, yasın ardından sosyal dengenin sağlanması için bir mücadele veriliyor aslında. Burada bir ekoloji mücadelesi var. Yohur Mesk'te bir tane çakal var ve ben resimlerimin neredeyse hepsinde çakal imgesini kullanıyorum. Nedir çakal imge olarak? Çakal aslında büyük şirketler, yandaş medya ve ekolojiye zarar veren tüm hükümetlere ve hükümet yanlılarını temsil ediyor çakal. Burada bir ortada yanan ateş gibi duruyor ve etrafında kabile üyeleri ona tapınır gibi onu kabullenmiş bir şekilde duruyorlar. Altlarından borularla petrol diyebileceğimiz ya da kirli su diyebileceğimiz bir akıntı var. Bir sızıntı var orada. Kirli bir durum var. Ve o sızıntının altında da iki tane çakalın birbirine işte kafasına işte patisini koyarak veya işte eli de diyebiliriz. Koyarak onu ehlileştirme. Ya orada da çakalların arasında bir şey var, bir anlaşma var, hı-hı, bir hikaye var. Sonrasında burada kabullenilmiş o ekolojik ölüme karşı bir mücadele başlıyor. Üst kısımda iki tane insan, biri düşen insanı tutmaya çalışırken onun ipini dişlemeye çalışan bir çakal var. Ve işte dumanı tüten bacalar, petrol varilleri. Burada baca ve variller sadece şey anlamına da gelmiyor. Fosil yakıt kullanımı anlamına da gelmiyor. Aslında bütün endüstrileşmenin neden olduğu kirlilik, sınıf ayrımı, alt sınıfların çatışması aslında hepsine bir metafor olarak bulunuyor orada. Onun altında da işte bir çakalı ehlileştirmeye çalışan bir aktivist ya da mücadele eden herhangi birisi var. Sona doğru da ağaçların arasından yine borularla, varillere dolan kirli sularla bitiyor. Hı hı. Ve şey,
Aslında senin de dediğin gibi bir çocuğa anlatır gibi demiştin ya. Hı-hı. Resimlerimde böyle primitif, ilkel yöntemleri kullanmayı tercih ediyorum. Mağara resimlerinde ne kadar hani net bir şekilde veriliyorsa, hani bir adam mesela bizon avına çıkmışsa, sıska bir adam elinde mızrak ve karşısında bizonsa, ben de o netlikte anlatmaya çalışıyorum. Primitif işleri çok seviyorum. Antik çağ resimlerini, antik Mısır mitolojisini, kabile geleneklerini çok seviyorum, çok besleniyorum. O yüzden hikayeleri bu dilde anlatıyorum. Bu büyük de bir resim değil mi? Bunun ölçülerini biliyor musun? 60'a 150. Neredeyse benim boyumda. Peki Unix Expo'da yaptığın Çatışma diye bir sergi var değil mi? Orada ne başlamıştın? Orada yaptığın şeyi nasıl tanımlıyorsun? Orada çuvalların içine toprak doldurup işte siperler yapmıştım ve böyle kaos içinde sloganlar atarak, yerden gelen sloganlar siperi aşarak duvara çıkıyorlardı. Yani orada kelimenin nasıl güçlü bir hale gelip slogana dönüştüğünü ve bu sloganın neleri aşarak geçebileceğini, yani söylemlerin savaşlara bile engel olabileceğini veya savaştan daha güçlü olabileceğini gösteren bir iş yapmıştım. O sergi Andy Warhol'un işte 100 temel eseri gelmişti yine. O eserlerin yanında işte yaklaşık 10 sanatçıya, 10 Türk sanatçıya yer vermişlerdi. Resimlerin dışında sokakta, yani bayağı kalabalıkların arasında performans falan mı yapıyorsun? Bir yandan da şunu düşünüyorum. Ben bir pesimist olarak bunu söyleyeceğim sana. Bırak bitsin yaşam yani. Şimdi gezegen olarak dünyayı ele aldığında 24 saat diyelim süresi, son bir saniyesini yaşıyormuşuz. Ya sen bir iki saniye daha eklemeye çalışıyorsun. Niye? Yani ne gerek var? Bu soru çok gelebiliyor musun? Çok pesimist insan var çünkü. Ben bir de gerek duymuyorum mesela pesimist olmamın dışında. Çünkü seni görüyorum, bu tür bir mücadele içindesin. İnsanları bilinçlendirmeye çalışıyorsun, resim yapıyorsun, performans falan. Belli ki çok tatlı, naif de bir insansın ama o kadar da uğraşıyorsun. Niye? Sorunun cevabına geleceğim ama gel konuşalım dediğinde en heyecanlandığım şey iklim değişikliğinden bahsedeceğimdi. Tamam, biliyoruz zaten, aslında biliyoruz. Evet. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi peki bu arada hakikaten. Bu işte İstanbul'un şu kadar suyu kaldı falan, bunun sebebi de bu mu? Tabii ki. Yani ekolojik birçok problemin sebebi ısınma. Ve bu sıcaklığın ardından olacak şeyler, senin de sonra cevap geliyor şu anda. İşte tarım verimliliğinin azalması ve hatta tarımsal birçok ürünün artık üretilememesi. Örneğin yani ben şu anda öğretmenlik yapıyorum. 2 ile 9 yaş arasına sanat eğitimi veriyorum. Ve işte mesela patates baskı yapıyoruz. Yani ona baktığımda şöyle bir şey geçiyor aklımdan. Belki birkaç yıl sonra patates bulamayacak ve ona bunu nasıl söyleyebilirim? Yani üzerimde bir sorumluluk hissediyorum. Yani illa çocuğumun olmasına gerek yok. İnsanlara karşı bir sorumluluk hissediyorum. Bir de galiba son virajdayız değil mi? Şu an bir şey yaptık sonra zaten ihtimali de kalmıyor düzeltmenin. Evet. 2018'de IPCC raporu yayınlandı. Bu da hükümetler arası iklim paneli. Burada uzmanlar, profesörler aslında kısmen danışman görevindeler ama asıl karar vericiler hükümetler. 12 yıldan bahsediliyor ama kesinlikle değil, bu yılda gördüğümüz gibi. Evet. Yani kapımızda iklim krizi. Zaten genelde şey diyorlar, bu sene 2 yıl salgınla uğraştık, bundan sonra sadece bununla uğraşacağız gibi. Peki burada sen gelmeden önce benim yaptığım şey şuydu, böyle resim uyarlaması kitaplardan, eser uyarlaması resimlerden falan bahsettim. Senin edebiyatla aran nasıldır? Kimleri okursun, kimleri seversin? Ya da böyle aklına gelen bir uyarlama var mı? İşte şu metinden şu resim gibi. Edebiyatla aram muhteşem değil. Böyle birkaç şair arasında dolanıp duruyorum. Son zamanlarda en çok Arthur Rimbaud'u böyle sarıp sarmaladım aslında. O da bir arkadaşım sayesinde oldu. Bir gün böyle oturup konuşuyorken tuttuk oğlumdan, gel kitapçıya gidiyoruz dedi. Sana bir kitap alacağım. Rimbaud'un Ben Bir Başkasıdır kitabını bana verdi. Ben bu kadar heyecanlanınca hemen başlamak istedim. Gece başladım, 2 günde bitirdim işte kitabı. Bir yandan da onu söyleyemiyorum çünkü edebi bir eseri 2 günde okumak, hani böyle sanki de ağır ağır daha böyle şey okumak gerekiyormuş gibi söylemeye çekindim ama 2 günde heyecanla bitirdim çünkü
İşte kitabın başında da hayatından bahsediyor ya. Onun hırçınlığı o kadar heyecanlandırmıştı ki beni. Bir an önce başka şiirini görmeliyim, başka şeyini görmeliyim falan derken bitiverdi. Daha sonrasında tabii böyle daha sakin okudum böyle durup ama son zamanlarda beni böyle alıp sürükleyen bir şair oldu. Biraz da böyle uzatıyorum ve şeyi düşünüyorum. Pablo Neruda'yı söylesem mi diye. Yatak odamda büyük bir şiiri var ve başucu şiirimi söylemezsem sanki bir ayıp olurmuş gibi de hissettim. Sessiz olmak şiiri bana inanılmaz ilham veriyor. Yani gözümü açtığımda direkt onu görüyorum ve resim çizme ihtiyacı duyuyorum onda. Arthur Rimbaud'un aslında son zamanlarda ilgi gösterdikçe eskiden gördüğüm bir Neşe Erdok resmi vardı. İşte bir yakınımın evindeydi hatta. O yüzden çok sıklıkla onunla karşı karşıya geldim ve çok fazla içinde kaybolma fırsatı buldum. Vadideki Uyuyan şiirinden çıplak bir şekilde ölü bedeninin resmedildiği bir asker. Neşe Erdok'un bu resmi hem zaten büyük ölçekli bir resim, bir kere hani gözünden kaçması imkanı olmayan bir resim. Konusuyla, renkleriyle böyle inanılmaz çekici bir resim. Böyle onu incelerken ufacık bir detayında renklerin böyle dansına kaybolursun. Sonra da böyle Neşe Erdoğan işte kendine has fırça darbeleri vardır. O darbelere böyle tutulur, onu takip edersin falan. İnanılmaz etkileyici bir resim. O şiirle bir araya gelince tüylerim diken diken olmuştu. Hala işte bir yandan o resmi açıp bir yandan şiiri böyle açıp iyi ki resim yapıyorum dedirten böyle anlar yaşatır. Hakikaten hala açıp baktığımda tüylerim diken diken oluyor. Peki bu süreçte çok zorlandığın ya da en çok zorlandığın şeyler ne oldu? Biraz mücadeleye alışkınım galiba fakat en kalbimi kıran şey, duygusal da bir insanım görmüş olduğun üzere. Beni en üzen şey benim gibi düşünen insanlara karşı verdiğim kavga. Örneğin şöyle bir şey yaşadık. En son bu 7. kıta İstanbul Biyaneli'nde Antroposen çağının konuşulduğu Biyaneli'de konuşmacı olarak davet edildim. Orada işte yok oluş isyanı sanat koordinatörü olarak bulunacağım ve neler yaptığımızı anlatacağım. Türkiye'de, dünyada neler oluyor anlatacağım. Aramıza davet edeceğim belki de insanları. Fakat işte Koç sponsor olduğu için Biyanel'im ve Koç'un altında da fosil yakıt şirketleri olduğu için ben korkunç eleştirildim. İşte konuşma yapacağım günün bir önceki gecesi. Konuşma yapacağım, heyecanlıyım. Kendi kurduğum ekipten bahsedeceğim falan. Ve bize işte Londra Extinction Rebellion'dan bir mail geldi. Türkiye'den birisi onlara yazı yazmış. İşte Eymen Aktar aktivist, işte Koç grubunun altında fosil yakıt şirketleri var. Çıkıp işte Extinction Rebellion'ı anlatacak. Nasıl olur ona engel olun falan filan. Bir gaz böyle mesaj atmış. Gece vakti uyumadım, onlara cevap yazdım ben işte. Böyle bir durum var. Yani son 12 yıldan bahsediliyor. Ve bizim platform seçme şansımız yok. Siz de biliyorsunuz. Yani ve falan. Çok da güzel ve büyük bir platformdan bahsediyorsun zaten. Ya biz bunu çok uzun süre düşündük hakikaten ne yapmalıyız diye. Çünkü ülkemizde her şey eleştiriliyor. Bunların geleceğini de biliyorduk. Fakat önümüzde gerçekler var. 12 yıllık bir gerçek var. Şu anda bütün ülke insanların, bütün dünyaya ulaşmamız gerektiği gerçeği var. Panik içinde olmamız gerçeği var. Ve ana akım medyaya ulaşamıyoruz. İnsanlara ulaşamıyoruz. Bizim şu an her yerde bunu konuşuyor olmamız lazım. Fakat benim gerçekten en tadımı kaçıran nokta, benim gibi düşünen, benim gibi yani yanımda kol kola eylem yaptığım, iklim için bir şeyler yaptığım insanların çıkıp beni o gün eleştirmesi ve hatta konuşmamı protesto bile etmeyi düşünüyorlardı. Önceki gün kulağımıza böyle bilgiler geldi. Etmediler. Zaten ben Biennale'deki konuşmamda da öncesinde bu girişle başladım. İnsanlar bunu ideolojik bir hareket olarak değerlendiriyorlar. Fakat aynı insanlar, bir avuç insan aynı dernekte buluşup, aynı şeyleri konuşup, sinirlenip eve dönmekten başka bir yere varmıyor. Bir üçüncü kişiye varmıyor bu sohbet. Ya yani eğer ideolojiyse dediğiniz şey, insanlara ulaşmaksa doğru olan şey, bunun sorgulanması gerekiyor. Bu ideolojik bir hareket mi yani? Bir kitap tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Pessoa Anarşist Banker. Lütfen okuyun. Sana o maili atan arkadaşların, sana o tepkiyi gösteren kişiler de okusun. Ya hakikaten sistemle mücadele bazen sistemin içinden verilir.
Şu anda çok hızlı hareket etmemiz gereken bir dönemde ideolojinin ne olduğunu iyice düşünmemiz gerekiyor. Doğru olan ne olduğunu düşünmemiz gerekiyor. İdeoloji üstü bir mesele gibi geliyor bana bu çevre, ekosistem konusu. Kesinlikle yani ideoloji öyle. İdeoloji ne alaka ki burada? Peki, geldiğin için çok teşekkür ederim. Burada benim gibi bir cahili de bilgilendirdin. Hayatıma çok bir etki eder mi? Muhakkak. Sen yok oluş isyanındasın, ben yok oluş kısmındayım, sen isyan kısmındasın. Ama gene de burada bu fikirlerini paylaştığın için, özellikle resimlerini anlattığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bunları konuşma fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Ben de geldiğin için çok mutluyum. Sağ ol. Ben bir Ayten'dir tutturmuşum. Oh ne iyi. Ayten'le içkiler içip sarhoş oluyorum, ne güzel. Hoşuma gitmiyorsa rengi denizlerin. Biraz Ayten sürüyorum, güzelleşiyor. Şarkılar söylüyorum, şiirler yazıyorum Ayten üstüne. Saatim her zaman Ayten'e beş var ya da Ayten'i beş geçiyor. Ne yana baksam gördüğümü, gözümü yumsam aklımdan Ayten geçiyor. Bana sorarsanız mevsimlerden Ayten değiliz. Günlerden Ayten ertesidir. Odur gün gün beni yaşatan. Onun kokusu sarmıştır sokakları. Onun gözleridir şafakta gördüğüm. Akşam kızıllığında onun dudakları. Başka kadını övmeyin yanımda, gücenirim. Ayten'i övecekseniz ne ala, oturabilirsiniz. Bir kadeh de sizinle içeriz Ayten'le. İki laf ederiz. Onu siz de seversiniz benim gibi. Ama ya ama yok. Ayten'i size bırakmam. Alın tek kat elbisemizi de vereyim. Cebimde bir 10 liram var. Onu da alın gerekirse. Ben Ayten'i düşünürüm. Üşümem. 3 kere adını tekrarlarım. Karnım doyar. Parasızlık da bir şey mi? Ölüm bile kötü değil. Ayten'sizlik kadar. Ona uğramayan gemiler batsın. Ondan geçmeyen trenler devrilsin. Onu sevmeyen yürek taş kesilsin. Kapansın onu görmeyen gözler. Onu övmeyen diller kurusun. 2 kere 2 4 elde var Ayten. Bundan böyle dünyada aşkın adı Ayten olsun.